öleceksek haysiyetimizle, şerefimizle şehit olacağız. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali! Dünyanın en prestijli, en güçlü, donanmada dünyanın en güçlü devleti, Devleti Aliye Osmanlı. Empire Total War, Darkmoon Empire, 1783 yılı modunda oynadığım en zor seviyede Empire Total War'da. Herkes 9. bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki bölüm kahpe Rusya, hain Rusya geldi ordusuyla Kiev'i ele geçirmeye çalıştı. Ha, ne oldu? Cezasını aldı. Hem de bir tur içerisinde cezasını aldı. Akabinde Belarus'ta bulunan büyük bir ordum Belarus'u ele geçirdi. Şu askerlerin yağma hareketlerini engellemek amacıyla bu ordumu burada tutacağım. Hem de şehrin savunmasını sağlayacağım. O amaçla bu ordum burada kalacak. Bu ordum takviyesini alınca Belarus'a desteğe gidecek. Öte yandan ve büyük bir fethimizi daha tamamladık. Moskova fethini tamamladık. Büyük bir coğrafi, büyük bir yüz ölçümüne sahibiz şu an. Haritadan bakalım, şöyle köşeye doğru gelelim. Bakın şu mouse'un yönüne baktığınız zaman büyük bir alana şu an Devlet-i Ali Osmanlı dünyanın en güçlü devleti olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ve büyük bir devlet olan Rusya'nın da sonunu getirdikten sonra Avrupa'nın kalbine doğru kafirlere kılıcımızı göstereceğiz. Konuşamadım. Evet, bir yandan da Dağıstan savaşımızı yapacağız. Kuşatma başladı. Dağıstan kuşatmamız devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi birer birer askerler ölüyor burada. Yerleşim yeri kuşatıldı. Ama şu anlık yapmayacağım. Evet, şu anlık düşünmüyorum dediğim gibi. Şimdi bu askerler neyin nesi, neyin fesi? Dandik askerler. Şimdi biz Kiev toprağına takviyemizi yapmaya devam edeceğiz dediğim gibi. Ondan önce Kiev'de yapılacak bir yer var mı diye bakıyorum. Yok mu? Sen şurayı hemen yap, geliştir. Tamamdır. Moskova'yı tamir edecektik. Pardon. Şurayı bir şey yap. İptal et. Sen de bir topçuya gerek. Onu iptal et. Şimdi bu bölgeyi, şurayı tamir edelim. Şu mutluluk veren binayı tamir edelim. Bir de kışlayı da yıkalım. Tamir edelim. Bu duracak. Seni yıkacağım. Burada okul var. Gereksiz. Buralarda bir yerlerde bir tane daha olması lazım. Şu mu? Yani o da doluyum zaten şu an. Sen şuna bir saldır. Şunlar bir püskürt. Marhatledin onları. Zafer bizim. Saldır bakalım. Sola marş. Evet, güzel. Marş. Şimdi geri çekil. Moskova'ya giriş yap. Moskova'dan ne kadar altın alıyoruz? 1700 altın. Bu turluk para almayacağım Moskova'dan. İstesem alırım ama almayacağım. Evet, gelirimiz 18.900 altın. Şimdi donanmam ilerliyor mu? İlerlesin bakalım. Bu donanmam artık Brezilya sahiline gitsin mi acaba? Bir bakayım. Evet, Brezilya sahiline gitsin. Ama bir tane daha donanmam geliyor. Onu nereye yönlendirelim? Onu da buraya yönlendirelim. Asıl buraya yönlendirelim. Şimdi sen Brezilya sahiline git. Sahillerine git. Sen de Tunus'taki şeyde şeye doğru gelsin. Alın siz söyleyin. Buraya gelecek. Ama ondan öncesinde şurayı yağmala. Bu ordun Hindistan'a doğru ilerlesin. Güzel. Tamam, önemli değil. 18.940 altın vardı. Şimdi 19.469 diyor. Çok güzel altın. Bizler için. Bu turda yapabileceğim başka hamle var mı? Ona bir bakayım. Evet, teknolojiler şu an hali hazırda var. Onlar ilerleyecekler. Şurayı yıkamıyorum bu arada. Ordu var çünkü. Rus ordusu. Yani hemen şuraya ilerlemek isterdim.
şunlar olmasaydı. Şu dördü. Bir de şu. Olmasaydı hemen ilerlerdim ama şu anlık bir tedbir amaçlı durayım. Evet. Başka ne yapalım? O Ver hocamız hadi. ilerlesin buraya. Ondan sonra bir tur sonra FireWire teknolojisi araştıracağız. Bu teknoloji çok önemli. Bunu araştıracağız. Şunları da araştırıyoruz. Donanmalarımız ne durumda? Ha, donanma. Buralarda tersanelerde yapılıyor. Bir tur sonra ikinci sınıf gemiler yapacağım. Donanmamı güçlendireceğim. Başka vezirlere baktığım zaman. Evet, Harsh Reputation veziri gelmiş. Güzel. Bunu hemen buraya alacağım. Seni kullansam mı diye düşünüyorum bir yandan. Yok, seni kullanmayacağım. Seni şutlayalım. Şu Harsh Reputation şeyini alalım. 25 yaşında, çok genç. Bir şehzademiz var mı, ona bir bakalım. 4. Ahmet'in 3 tane oğlu varmış. Mustafa, Selim, Mustafa. İki tane Mustafa varmış. Bir tane de 40 yaşında Selim varmış. Bizim 4. Ahmet kaç yaşındaymış? O da 44 yaşında. Güzel. Bakın özellikleri de güzel gördüğünüz gibi. Jack Heath, man kafa diye geçiyor. Bu Jack Heath artı 3 reformculara karşı saldırıda bulunuyormuş. Yani saldırıda bulunuyor dediğim, nasıl anlatayım? Örnek veriyorum, Ankara'da o Jack Heath olayı olmasaydı şurada isyan silsilesi daha çok artardı. Bu Jack Heath bu yüzden önemli. Evet, turumuza atlayalım. Bir sonraki turumuza geçişimizi yapalım. Devlet Ali Osmanlı gümbür gümbür gelmeye devam ediyor. İngiltere, bakalım ne yapacak. Evet. Avusturya hayret şaşırttı beni. Ne fazla ordusu var bu aralar. Ne de ne bileyim saldırmıyor ya. Korkuyor yani. Ne bileyim. Saldırsa benim için çok güzel haber. Yani 4 bölgesini birden aynı anda ele geçiririm. Önceki bölümde Ruslara yaptığımı yine yaparım. Yani bunu yaparım. Acımam. Ben de acıma duygusu yok. Savaş yaşarsa eğer. Ama şu anlık bir durumumuz yok bakalım. Rusya yine saçmalamaya devam ediyor. Ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim, yapay zekaya bayılıyorum ya. Sen illa dost olak diyorsun. Bir de 30 altın istiyor. Benden bütün paramı istiyor. Bak, yapay zeka nasıl anladı benim 30 altın olduğumu. Eğer bende 4.500 bin altın olsaydı benden 2.000-3.000 altın isterdi. Yapay zeka ne kadar paranız var kasada onu biliyor yani. Ama şimdi sana geldiğim zaman ben seninle dost olmak istemiyorum abi. Ben Mysore'dan sonra sana yürümek istiyorum. Hindistan'ın da fethini tamamlayacağım bu arada. Müjdeyi vereyim. Hindistan'a ilerlemem ne demek? Hindistan'da güzel gelir getiren yerler var. Bizi acayip rahatlatır. Rusya'yı yıktıktan sonra hem Hindistan'dan gelen gelirlerle hem de Rusya'daki ordularımla birlikte cümbür cemaat Avrupa'nın kalbine ilerleyeceğim. Ondan sonra dünya bir de bitiyor yani. Bir Amerika kalıyor. Onun içinde 20-25 tur harcarsam Amerika'yı ele geçir. O kadar bile değil hatta. Amerika'yı ele geçiririm. Yani şu an ilerlesem güzel olur aslında ama kanaldaki izlenmeye göre ilerlemeyi düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ruslar, evet, böyle hezimete uğrarsınız işte. Oradaki casusumu hemen
Riga toprağına doğru yönlendireceğim. Hayır işte bunu yapma ya. Şundan nefret ediyorum işte bakın. Al. Tepe tepe kullan Asrani. Yani boşa çabalıyorsun. Ben onu söylemek istedim. Bir de kendi toprağını yağmalıyorsun. Senin gibi millet olmaz olsun. Oyun işinden konuşuyorum bu arada. Yani bu oyuna çok bazen kendilerini kaptıranlar var. Abi adam acayip poligon yani. Yani en kötüsü adam Safevilere İran dediğim için. Hayır o İran değil, o Safevi Türk devleti. Ya kardeşim ben de biliyorum Türk devleti olduğunu. Allah Allah ben de biliyorum. Ha, bunlar saldırdılar. Otomatik oynarsanız %100 kazanırsınız. Zafer! Demiştim. Yani adam ısrarlı diyor ki sen buna diyor niye İran diyorsun diyor. Ya benim başıma gelmedi çok şükür de. Sen buna diyor niye İran diyorsun diyor. Bunun adı İran değil diyor. Bunun adı Safevi devletidir diyor. Abi tamam anladım. Daha ne anlatıyorsun diyorum ya. Diyorum sus diyor. Diye gülüyor geçiyor. Evet turumuzu atladık. Şimdi Tataristan'ın şey yapmıştım. Tamam yapmıştım güzel. Sen Komi'ye doğru ilerle. Avusturya ile İspanya arasında savaş çıktı. Güzel. Asrani kaybettim maalesef. Yerleşim yeri ama Asrani için şöyle yapacağım. Şunlar bir bakayım. Evet sizler geldiniz mi? Gelin şöyle. Gemi emirleriniz kaptan. Sende bir tane eksik var. Bunu yapamam. Verelim hemen. Vermeden önce bir bakayım ne kadar geri kazanıyorum. 6876 kazanıyorum. Çok güzel. Emirleriniz. Buraya kaç tane lazım? 3, 6, 7 dedin. 3 tane lazım. 3 tane gel buraya. Kilo hazır. Buraya ne lazım? 3, 6, 7. Buraya 3 tane lazım. İlerle. Buraya 3 tane lazım. Burada 4 tane lazım herhalde. 3, 6. Ha buraya 3 tane lazım. Güzel. 6800 altın kazanıyordum. Şimdi ne kadar kazanıyorum? 8100 altın. Güzel. Diğer ordum 1100 tane vardı sonunda. Evet. Enemy raid dedi. Tamam önemli değil onlar. Firewire renk teknolojisini açtırdım. Bu teknoloji çok önemli bir teknoloji. Tersanelerim yapıldı. Punjab kuruldu. Güzel. Punjab'ın kurulması güzel. Punjab neden kuruluyor biliyor musunuz? Punjab için söylemiyorum. Bir başka devlet olsa bile. Yani şu okulu yıkarsanız kafanız rahat olacak. Adamlar bu okula güvenerek size şey yapıyorlar, isyan ediyorlar. Örnek veriyorum. Ben Gürcistan'ı aldığımda şuradaki okulu yıkmasaydım. Hadi şurayı da yapayım göstereyim hem de. Okulu yıkmasaydım Gürcistan isyanıyla ben en az 10-15 yıl uğraşırdım. Ama okulu yıktım şu an atım. Ha demeyin ki okulu yıktın gericisin sen. Ya kardeşim gericiyim gericiyim alakası yok. Bak burada benim kaç tane okulum var. 3, 4, 5, 6, 7, 7 değil 6. Al yıktım hatta. 6. 6 tane okulum var benim yani. Benim gericilikle ne alakası var ya şimdi. Böyle yorumlarda ben bazen denk geldim. Adam demediğini bırakmıyor bana. Önemli ama kafama takmıyorum. Benim için önemli değil yani. Sen git. Sen hatta sen Kiev'i koru. Ardından ne yapalım? Mutluluk nasıl güzel. Şimdi şunları bir takviyemizi verelim. Bir tane süvari basalım. Bir elik yeniçeri basalım. Belarus'a takviye yollayacağım. Burada ne yapacağız? Burada da şuna saldırsak. Geçin geçin onları. Hurra hurra. Güzel. Sizler geri çekilin. Güzel. Aferin. Aslında nasıl yapalım? Biraz şöyle beylik yeniçeri tüfek çıkartalım. Evet, bir efendim. Tur kadar bekleyelim. Hazırlanın. Baş. Ordum da biraz beklesin. Tamamdır. Şuraya geldiğimiz zaman kuşatma sen şuraya başladı. Saldır. Dağıstan'ın da fethini tamamlayalım. Zafer bizim. Güzel. Dağıstan da tarihin tozlu raflarına kaldırılmış bulunuyor. Şimdi bir tur vergi almıyorum ve
ilerliyorsunuz Astrahan'a. Burayı ele geçirin. Sana bir yandan şuraya saldırmak lazım. Nasıl yapalım? Şimdi sen şunları al yanına. Şu dandikleri. Yeniçerileri dandik değil bu arada. Bunlar iyiler. Sana bir de ben şunu verdim. Sen şuraya git saldır. Sen de şuraya saldır. Güzel. Hazırım. Sen niye orada kaldın? Sen şunu şöyle yaparsan. Saldırın! Zafer! Tamam. Geri çekilmesi sıkıntılı. Marş! İleri marş! Şey yapın. Sen şunu kovala. Sen şurayı yık. Tamam mı? Şimdi Kiev'den orada basıyordum değil mi? Evet basıyordum. Şuradan biraz beylik yeniçeri tüfekçisi basacağım. Ve bir tane de yeniçeri basayım. Normal yeniçerilerden. Tamam. Şuradan ordu basıyorum. Minsk'teki ordu tamam dursun şimdilik. Buradan vergi alalım. 2600 altın. Çok güzel. Burayı yağmalamasaydın iyiydi ama yine de yağmalamışsın. Şuradaki okulu yıktım. Rahatım. Burada ordu çıkacak. Bu ordu çıktıktan sonra çıkan ordu burayı koruyacak. Bu büyük orduyla birlikte ben başkente ilerleyeceğim. Başkenti aldıktan sonra biraz ordu gönderip şuraya ele geçeceğim. Bura bomboş. Buraları halledene kadar bu buraya düşürecek. Buraya düşürdükten sonra buraya ilerleyecek. Buraya da alacak. Yani bu 3-4 tur içinde bu 4 toprağı alacağım. Bir yandan da şuradan gelen takviyelerim, İstanbul'dan gelen takviyelerim ve Kiev'deki gelen takviyelerimle birlikte şu orduyla birleşecek. Minsk'e gelecek. Minsk'te birleşip Litvanya ilerleyecek. Dediğim gibi de şöyle şuraya gel bakalım. Şurada ne kadar ordu var. Güzel. Bir şurada ordusu varmış. Tamam önemli değil. Bir tek bu toprağa kalıyor. Bu toprağı içinde nasıl bir şey yapabiliriz? Bekleyebiliriz şimdilik. Yani bir hamle yapmaya gerek yok. Gelirim ne kadar? 27 bin altın. Çok güzel. Güzel. Gayet güzel. Buradan bu arada 6 tur sonra yeni yer yapılacakmış. 199 altından biraz daha vergi almayayım. Bulgaristan'da isyan problemi gözüküyor ama şu an sarı gözüküyor. Bakın bu da oyun budur. Daha doğrusu oyun hatasıdır diyelim. Minsk'te de isyan gözüküyormuş. Minsk'lik isyan nedeni okul işte bakın. Okulu sonra niye yıkıyorsunuz? Şimdi bu yüzden yıkıyorum. İşte bu yüzden yıkıyorum. Buradan vergi almasam eksik oldu. Gerek yok al. Önemlidir. Şunu bir tık arttırsak nasıl olur? 1200 altın dedin. Dur 27.000 altın. Şöyle bir arttır. 29.000. 2000 altın içinde değmez. Tamam. Şimdi 27.000 altın gelirim var. Ticaret yapabileceğim devletler falan var mı diye bakayım şöyle. Papalık gel ticaret yapalım. Tripolitana. Yok orayı vermem. Şöyle yaparsak anlaşırım. Kabul etmez. Sen mi diyorsun? Keyfim diyor. Sen Venedik. Aa benden istediği teknoloji çok önemli teknoloji ama yine de bu anlaşmayı kabul ediyorum. Çünkü tek topraklı yer yani. Boğazını sıksam öldür o derece. Bakalım Venedik'te ne kadar gelir alıyorum. 1700 altın. Yani Allah bereket versin yeter. Mysur ve Morokko'dan para almıyorum. Ha Mysur demişken şimdi döneceğim. İsveç'te neden para alamıyormuşum? Çünkü Rusça buraya donanmasını getirmiş. Allah'ın cezası Rusça. O yüzden şimdilik yıkmayacağım. 18 dakika olmuş. Devam edelim. Şimdi gelelim Hindistan orayına. Hindistan fethini tamamlayalım. Daha doğrusu Mysur fethini tamamlayalım. Kimle dost? Württemberg'le dost. Württemberg'de benim hali hazırda şu an savaşım var. Toprak bağımız yok ama yine de savaşıyoruz. Yani o yüzden Mysur savaşını başlatalım bakalım. Şu dostlarımı diyeceğim ki bakalım geliyor musunuz? Benim arkamdan mısınız diyeceğim. Hepsi geldiler. Güzel. Şimdi ordum Hindistan'a doğru ilerlesin bakalım. Hatta nasıl yapalım? Şöyle yap aynen. İlerle. Evet, Osmanlı artık Hindistan'da. Filo hazır. Hazırlanın. Savaşa hazırlan. İlerle. Aferin. Sizler ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sizler burada durursanız sizi avlarlar. O yüzden sen şöyle gel. Oraya gelemiyor musun? Tamam önemli değil. Sen buraya gel. Ticaret otolarına göndereceğim seni. Gelirim 29.000 altın. Çok güzel.
Tamamdır. Şimdi sen buraya ilerleyeceksin. Tamam, turumuzu atlayalım. Herkes yerinde saymaya devam ederken ben 8 sene içerisinde gördüğünüz gibi bayağı toprak ele geçirdim. Haydi be kazan. Evet, işte bu. Oradan da bir yaklaşık 3000 altınımızı alalım. Bu aralar elimiz açık çok şükür. Rahatız yani. Amerika ticaret odasını yağmalıyor. Bu ticaret odasını yağmalayınca biz zarar görüyor muyuz? Onu bilmiyorum. Ondan emin değilim. Haydi orayı yağmalamasaydın iyiydi. Yirmi dakika olmuş. Biraz da oynayalım. Avusturya'da bir hareketlenmeler var. Hayırdır? Hayırdır? Sende var mı o cesaret bana savaş açacak? Şu an dua ediyorum. Keşke bana Avusturya savaş açsa diye. Viyana'ya, Prag'a kadar akıncılarım ayak izlerini bırakmazsa ben başka bir şey demiyorum. Empire Total War'un campaign'i güzel. Napolyon'un savaşları güzel oluyor. Napolyon'a bir de Dartmouth yükledim ben. Oynuyorum. Güzel oluyor. Ama bu oyun, aha, Prusya Hollanda'ya çıkarım yaptı. Tüh. Yapmasaydı önemli değil. Bu oyun eski ama izlenmesi azaldı. Ne diyor? Dost olalım. Sen bana teknoloji ver, ben sana teknoloji veririm. Onun verdiği teknoloji şu an dikkate aldım ama dostluğunu kabul etmeyeceğim. Teknoloji alışverişi yaparsak yapalım. Kabul etti mi anlamadım orayı. Bu Dartmouth'a Türkçe yama kurarsanız oyun, daha doğrusu save dosyası belirli bir süre sonra kafayı yiyor. Sizi oyundan atıyor. Bu arada şu Cebeli Tarık Boğazı'nı kapatmak istiyorum artık. Benden izinsiz Akdeniz'e giriş yapamazlar. Ben Devlet-i Ali Osmanlıyım. Dünyanın en büyük devletlerindenim. Dedim ve işgale uğradım demişim. Bu bilerek bile gönderdiği ordu sıkıntılı. Adam şu an deli gibi orduya yatırım yapmak. Yapsın. Benim korkum yok. Aa, şu kiliseyi yıkmam lazımdı. Normalde Osmanlılar hiç kimseye zorla iş yaptırmazlar. Geleneklerine göre, geleneklerine bağlı bir insandırlar. Hiç kimsenin dinine musallat değildirler. Hoşgörü politikası diyelim. Bunu zaten tarih kitaplarında biliyoruz, anlatmaya gerek yok. Yani Rusça yıkılsa rahatlayacağım. Çünkü yağmalanan o kadar çok yerim var ki şu an. İspanya ne yaptı? İspanya'nın da iki toprağı var aslında. Bir kafasına bir çöksem, oradan direkt Amerika'ya açılırım. Oradan da bir gelir kazanırım. Ama yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Ya, şeye doğru ilerlemek istiyorum. Ben yani toprak bütünlüğümü bozmadan ilerlemek istiyorum. Memlük ne yapıyorsun? Memlük güç gösterisi yapıyor. Memlük'e de soracağım. Şimdi yağmalar var. Teknoloji araştırmışız. Güzel. Belarus'ta bir isyan demiş. Şu an isyan olmaz. Çünkü okulu yıktım. Evet. Bu ney? He, tamam. Ordularım çıktı. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir tane daha ordum geldi. Şimdi nasıl yapalım? Efendim? Bu ordum direkt Maestro üzerine yürüsün. Ama ondan önce şöyle gel bakalım. Şundan iki savaş. Savaşa Efendim? hazırlanın. Kaybetti. Marata. Değil mi? Kaybetti. Kaybetmek kötü bir şey. Bir bakalım bir daha.
Tamam. Tamam, buraları yapmış. Sen bir ilerle. Birliklerin savaşı hazırla. Güzel, bomboş. Allah Allah, ilginç. Bunun ordusu olması lazımdı. Silahı çekin. Şu okulu yağmadan. İleri marş. Gel şöyle. Kuşatma başladı. Evet, otomatikle rahatça alabileceğim bir savaşa geldik. Oynarım tabii canım yani. Yerleşimleri kuşatıldı. Şu güç döngesine baksana. Zafer bizim. Güzel. 400 kayıtla Hindistan'a da girişimizi yaptık bakalım. Güle güle. Sen de gel. Şimdi Maratha ile neden dost olmuyorsun demenin sebebi bu. Ben buraya geldiğim zaman, bu toprağı aldığım zaman Maratha gıcıklanacak. Ben Maratha'ya o yüzden dost olmuyorum. Bana saldırsın ki ben bu Hindistan'a hakim olayım. Anladınız mı? Bütün mesele bu. Şimdi şuralara bir yıkalım. Bura Müslüman biri Hindu muymuş? Daha önemli değil. Şuralara bir tamir edelim. Tamamdır. Sizler dinin. Sen şöyle gel. Güzel. Şimdi sana da geldik. Şimdi bir dakika, mouse böyle biraz gıdıklanıyor gibi oldu. Tamam. Şu ordular değilsin. Sen direkt şuraya gel. Odessa limanına gel. Gemi emirleriniz kaptanım. Geldin mi? Güzel. Şimdi bu orduların bir insin. Kiev'e gelsin. Kiev'deki ordum takviyemizi alıyor. Şuradan topçu basalım. 4 tane. Yok, 3 tane bas. Tamamdır. Bunu fullledikten sonra Belarus'u yollayacağım. Ne olur ne olmaz diye ordu basacağım. Tamamdır. Şimdi nasıl yapalım? Evet, bu ordumuz ilerlesin. Çıkabilirsin değil mi? Hazırlanın. Çıkarsın. Emriniz var mı? Baş. Takviye ala ala git. Petersburg'a doğru. Savaşa hazırla. Sen de şöyle gel. Ordum. Şimdi sana ben biraz daha belik genişi tüfekçi basacağım. Tamamdır. Şurayı tamir etmek istiyor muyum? Yok, istemiyorum. Çünkü yağmalarlar. Şu kiliseyi yık. Burayı yıkmışsın zaten. Sen şuraya saldır. Çekin. Hurra hurra. Güzel. Sen şöyle gel. Şuraya saldır. Şuralara tamir edelim. Şuradan biraz süvari takviyesi verirsek güzel olur. Astrandik ordu ilerlesin. Şöyle. Saldırmaya başlayın. Teslim ol. Olmadı. Zafer vur. Bizim. Tamam. Al orayı. Takviyemizi versek mi? Verelim artık. Buradan gelir alalım artık. 488 altın. Şurayı şey yapıyorum. Tamir ediyorum. Bu ordu hazırlanın. Şuraya gelsin. Marş. Güzel. Güzel 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 güzel. Şimdi burada bir tane süvarim var. Bu süvarimi ben hemen Kırgızistan'a almak istiyorum. Akabinde yapmak istediklerim arasında şunlar var. Buranın yolu var mı? Varmış. Oo güzel. Şu teknoloji araştırmışım. Tamam, hemen yapalım o zaman. İstanbul'da. 33 bin altın. Çok güzel. Kimden ben gelir alamıyorum bu arada? İsveç, Danimarka, United Provinces. United Provinces zaten yıkılacak da. Yine de güzel gelir alıyorum. Ticaret. Belki sen bilirsin. Kabul etmeyeceğim, söylemiştim. Evet, etrafta hiç ordu falan yok aslında. Şuraya hemen bir camimizi kur. İlerle. İleriye marş. Litvanya'ya doğru ilerleyelim. Teslim oluyor mu? Olmuyor. Yerleşim yeri. Tamam, kuşatmaya devam et sen. Kuşatmaya devam et. Bu ordu kalacak. Aslında buraya saldırsam güzel olur. Ne var burada? Bir tane normal piyadeler var. Şimdi hareket kabiliyeti olan bir beylik enişe tüfekçileri almak istiyorum. Şöyle gel. Yok et. Zafer. Güzel. Onu yok etseydin iyiydi ya. Marş. Yok edin onları.
saldır. Yok et abi. Sen yetişebiliyor musun? Yetişebiliyorsun. İnşallah şununla birlikte arkadan takviyesi olur. Güzel. İşte bundan bahsediyorum. Zafer bizim. Güzel. Sen şunlarla bile şuraları tamir edeceğim ama ondan öncesinde bana bir para lazım. Acaba ben bu parayı nereden çıkartabilirim diye düşünüyorum. Şuradan çıkartabilirim. Şuralara gerek yok. Sana da gerek yok. Kiev'e gel. Sen şuralara bir takviye ver. Tamir et. Buradan gelir kazanmaya devam edelim. Tamamdır. Evet. Şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Casuslarım ne durumda? Şuraya da ver parayı. Önemli bir şey yok muymuş? Şimdi casuslarım nereden? Ajanlarım biri Ukrayna'da. Ukrayna'daki direkt filan diye ilerlesin. Tataristan'daki casusum hemen Arhangelsk'e doğru ilerlesin. Macar'daki casusum durmaya devam etsin. Hatta sen şöyle Praga doğru gel. Bu da orduların bir bakacağım. Yok Allah Allah ya, bu Avusturya beni şaşırtıyor. Avusturya kimle savaştasın? Oo yalnız sen Avusturya nereye çıkacaksın? Ordu toplamış. İspanya, Fransa, Amerika, Hollanda. İnşallah gel de bana bir saldır. Allah aşkına bir senin beynine vurayım. Şimdi Kurlandiya'daki şey duracak. Casım duracak. Biz buraya ele geçeceğiz, tamam. Gelirim ne kadar? 33 bin altın. Güzel. Bunlar takviyesini alacak birleştikten sonra ne yapsınlar? Beklesinler. Onlar hatta Kiev'i ilerleteceğim. Asran da almıştık değil mi? Tamam, buraya da tamir ediyoruz. Vergi almadığım yerin var mı? Var. Burası var. Önemli değil. Burası niye kırmızı? Tamam, o da önemli değil. 33 bin altın. Kaç dakika olmuş? Duruma göre bakalım. 31 dakika olmuş. Evet. Bu bölümü burada sonlandıralım. Fazla uzun tutmayalım. Dediğim gibi hem siz sıkılmayın, sıkılmadan izleyin, hem de ben yorulmamış olurum. Çünkü şu an biraz sesim kısıldı. 2-3 bölüm aynı anda çektiğime göre sesimden de anlaşılıyordur. Evet, bu bölümümüzün sonuna gelelim. Bu bölümde neler yaptık? Bu bölümde pek fazla bir şey yapmadık. Biraz toparlandık gibi. Aslan'ı kaybettik. Bir turuşunu yine aldık. Ukrayna'daki olduğu gibi. Ondan sonra bu arada çok böyle hareket ediyorsam, şöyle böyle yapıyorsam, yani ben böyle oynamaya alışmışım. Böyle VASD tuşlarını kullanı kullanı. Mesela Q'ya basıyorum, şu an hızlanıyor falan derken. Ben böyle oynamayı seviyorum. Hani böyle pratik oynamayı falan seviyorum. Şöyle yakınlaştırmayı, uzaklaştırmayı falan seviyorum. O yüzden kusura bakmayın, yani bu benim oynayış tarzım. 2500-3000 saatten daha fazla oynadım bu oyunu. Oynamaya da devam ediyorum. Uzun zamandır oldu oynamayalı. En son 2-3 sene oldu oynamayalı en son. Ama yine de oynadığım zamanda da böyle oynuyorum yani. Kusura bakmayın. Ondan sonra umarım hoşunuza gidiyordur diyelim. Hindistan'a yeni bir bakan gelmiş. Güzel. Hindistan aldığımız için Hindistan bakanımız bu olsun. Oo bu çok güzel ama suçu kötü ya. Ne? -1 management diyor. Bu kötü. O bir de burada var. -1 treasury şeyin. Ama şu harsh reputation'u ben kaçırmam abi. O yüzden nasıl yapalım? Patron diyor. Patron dediyse şunu, bak şu -2 diyor. Bu kötü bir şey. Sen şöyle gel. Seni yok edeceğim. Sen şöyle gel. Sen şimdilik dur orada. Aslında sen gel. Şöyle. Sen şöyle, şöyle dediğim zaman tamamdır. Tamam. 33 bin altın gelirimiz var. Evet, Devlet Ali Osmanlı serimin bu videoluk sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım sohbetimi falan sevmişsinizdir. Bana sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Kanalımın hakkında kısmında var. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani video aralığı da internetim olduğu müddetçe, müsait olduğum müddetçe yapmaya çalışacağım. Şu an stok video çektim. 3-4 video daha çektim. Onları bir düzenleyeceğim falan derken sizlere sunacağım. Muhtemelen 15-20 bölüm bu serimde sürer. Sonrasında oynamayı düşünmüyorum. Oynarsam da, eğer bu oyunu oynarsam da, ne bileyim, bir Prusya falan yapmam da başka bir şey yaparım. Yani Amerika oynarız. Amerika oynarız. Belki Hindistan devletleriyle birlikte oynarız.
Ondan sonra ilaveten söylemek istediğim varsa ne var? Böyle bir düşünüyorum. Bir şey yok. Yani oynarsam da Europa Universalis 4 oynayacağız bundan sonra. Onda da bayağı bir öğrendim, oynadım yani. Tamamen öğrendim diyemem ama öğrendim yine de. Yani biliyorum. Dünya Fede de yaptım. Bazı önemli başarıları, zor başarıları da yaptım. Atarsam Europa Universalis 4'ten atarım videolar. O da nadir yani. Çünkü YouTube'la pek fazla uğraşasım yok. Hem sınavlar hazırlanıyorum hem işte hayatımı düzene kurmaya çalışıyorum derken videolar yani bu şekilde gelmeye devam edecek diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle diyorum.